Merhaba arkadaşlar. Bugün tavuk ayağı dolması yapacağız. Bunun için tavukların ayaklarını, butların alt kısımlarını kestim ve derisini soydum. Şu aşağıya kadar burada kaldılar ve soyulmuş haliyle böyle arkadaşlar. Buradan kesiyoruz ve şu kısımdaki etleri kullanacağız daha sonra. Şuradan göstereyim size. Böyle açıyoruz. Ve şuradan parçalıyoruz, kesiyoruz. Arkadaşlar, ayırıyoruz. Bunu böyle dolmalık olarak kullanacağız. İnşallah anlaşılmıştır. Şimdi mantarları soydum. Evet, sonra içlerini oydum. Soyulmuş hali soydum, içlerini oydum. Ve bunları küçük küçük doğrayıp kızartacağım. Soğan da küçük küçük doğrayıp daha sonra soğan koyup kızarttıktan sonra istediğimiz baharatları da ekliyoruz ve ocaktan alıyoruz. Mantarlarımızı ocağa aldık. Yağsız bir şekilde ilk önce suyunun akıp suyunun gitmesini bekleyeceğiz. Bitmesini, buharlaşıp bitmesini bekleyeceğiz. Daha sonra yağ koyacağız. Soğanlarımızı koyup kavuracağız. Gördüğünüz gibi sesi geliyor, sulanıyor yavaş yavaş. Ben içlerini oydum, şu sünger kısımlarını aldım. Mantarlarımızın üst kısmını soydum ve iç kısmını da oydum. O sünger kısımlarını aldım. Siz İstediğiniz gibi yapabilirsiniz mantarları. İstediğiniz şekilde kızartabilirsiniz. Arkadaşlar böyle suyun bitmesini bekleyeceğiz ilk etapta. Daha sonra suyu çekildikten sonra dediğim gibi yağımızı koyup ben tereyağı koyacağım. Siz istediğiniz zeytinyağı, sıvı yağ, herhangi bir yağ koyabilirsiniz. Sonra soğanları koyacağım. Yağdan sonra soğanları koyup birlikte kavuracağım. İstediğiniz gibi baharatları atıp soğanda kavrulduktan sonra salça koymuyoruz arkadaşlar. Baharatlarımızı koyuyoruz. Ve ocaktan alıyoruz. Evet, ocaktan alıyoruz. Daha sonraki işlemi sizlere göstereceğim. Evet, kızarttığımız soğanları da koyduk. Bir kızarmaya aldık. Çok güzel oldular. Yedi çeşit baharatım vardı. Ondan koyuyorum. Kırmızı biber koydum. Karabiber koydum. Ve Himalaya tuzunu koyuyorum. Karıştırıyorum. Evet, içimizi bir kaseye aldık. Yaptığımız dolma içine. Sonra parçaladığımız küçük küçük doğradığımız tavuk butu alt kısım bacak kısmındaki etleri doğradık ve onu karıştırıyoruz birlikte.
Arkadaşlar tek çekim yaptığım için yani bir elimle cep telefonu tutuyorum, bir elimle de yapmaya çalışıyorum. Onun için size tam olarak net göstermeye çalışıyorum ama ne kadar başarılı oluyorum bilemiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi içi doldurdum. Bir avuç kadar iç alıyor. Evet, şöyle kapatıyoruz. Güzelce. Zaten kendinden kapanıyor. Evet, şöyle kapatıp ters çevirip koyuyoruz. Bakınız, böyle dolmalarımızı doldurduk. Şimdi diğer 4 taneyi doldurmaya geldi sıra. Onları da size yaptıktan sonra üstüne yoğurt sürüp fırına süreceğiz. Gördüğünüz gibi pul biber, toz kırmızı biber üzerine serptim. Yoğurdumuzu sürdük ve fırına vereceğiz şimdi. Dolmalarımız bitti. Servis tabağına alacağım ve bir bakayım nasıl oldu. Çok güzel görünüyorlar. Kesebilecek miyim? Kesemem. Tekelli olmuyor arkadaşlar. Özür dilerim. Evet, süper görünüyor. Kokusu da çok güzel. Süper. İçinde kemik yok biliyorsunuz. İç doldurmuştuk. Bir tane deneyeceğim. Süper oldu. Süper, süper. Çok lezzetli. Ve yani lezzetin dibine vurduk diyebilirim. Evet arkadaşlar, denemenizde fayda var. Değişik tatlar, değişik lezzetler mutfağınızda. Eğer bunu yapmadıysanız mutfakta yemek yaptım diyemezsiniz. Çok lezzetli. Bu dolma çok güzel oldu. Sizler de yaparsanız sizlere de afiyet olsun. Kolay gelsin. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşça kalınız.